Üniversite TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir mesleki gündem programıyla daha sizlerleyiz. Bugünkü konuğumuz Sayın Rümeysa Kayabaşlı. Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunuyum. Pedagogik formasyonla felsefe grubu öğretmenliği yapmaktayım. Şu anda aktif olarak rehber öğretmenlik yapıyorum. Gittiğim kurum dışında da eğitim koşulu yapmış oluyorum. Bence insan tanımak her meslek için geçerli olan çok önemli bir konu. Çünkü insanı tanıdığınız zaman ona nasıl yaklaşacağınızı biliyorsunuz. Veliden tutun, öğrenciden tutun. Her konuda önemli olan bir durum karşı tarafın size kendine ait hissettiği zaman diliminde kapınız daha fazla çalınıyor rehberlikte. Yani öğrencileri bir şekilde dağıtmadan yani onların hangi kişilik tiplerine uygun olduğunu bilerek ilk olarak testler yapıyoruz öğrenci tanımak anlamında. İlk önce bir form doldurtuyoruz. Onunla alakalı belki bir dinlediğimiz bir öğrenciyle ilgili bilgi veriyor. Daha detaylı öğrenme, daha onu her açıdan analiz etme önemli. Albert Einstein'in çok güzel bir sözü var. Siz balığı acı çıkma yeteneğiyle eğer test ederseniz kendini ömrü boyunca bunu yapamadığı için aptal hissedecek gibi. <laughs> Hakikaten öyle yani. Farklılıkları ortaya çıkarmak, kişinin kendini tanımak anlamında ebeveynlerden bu anlamda destek bekliyoruz. Amacımız öğrencinin kendini hissetmesi. Öğrenci kendini hissederse mesleklerinde gayet verimli olur. Bir mesleki gündem programında sonuna geldik. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Üniversite TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir mesleki gündem programıyla daha sizlerleyiz. Bugünkü konuğumuz Sayın Rümeysa Kayabaşlı. Merhabalar Rümeysa Hanım. Merhabalar İsra Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkürler. Hazırsanız başlayalım sorularımıza. Tabii ki. Kendinizden birazcık bahsedebilir misiniz? Tabii. 1 Ocak 1990 Sakarya doğumluyum. Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunuyum. Pedagojik formasyonla felsefe grubu öğretmenliği yapmaktayım. Şu anda aktif olarak rehber öğretmenlik yapıyorum. Ee, okul dışında, gittiğim kurum dışında da eğitim koçluğu yapmış oluyorum bu şekilde. Ee, neden bu mesleğe yöneldiniz? Birazcık bahsedebilir misiniz bizlere? Tabii, aslında e, insanları hep tanımayı çok istemişimdir. Yani e, her zaman neden niçin sorusunu soran, okulun gözün abdası olan insan, e, neden sonuç ilişkisini hep e, neden o, o nedenlerin bulduğunu düşünen. Ee, bir yapım vardı. Bu da beni insan bilimlerine doğru yöneltti aslında daha. Psikoloji, sosyoloji daha yakın alanlar olduğu için onu tercih etmiştim. Bir şekilde neden sonucu çözmek, toplumdaki sıkıntıları düşünmek, insanların e, hayatlarına bir şekilde dokunabilmek, sıkıntılarını giderebilmek anlamında. Arkadaş ortamındayken o şekilde yapardım. E, profesyonel hayatımda da öğrencilerime dokunmaya çalışıyorum. Bu şekilde. Peki e, öğrenci ilişkileri nasıl olmalı? İnsan tanımının öneminden birazcık bahsedebilir misiniz? Tabii bizlere? ki. Bence insan tanımak her meslek için geçerli olan çok önemli bir konu. Çünkü insanı tanıdığınız zaman ona nasıl yaklaşacağınızı biliyorsunuz. Veliden tutun öğrenciden tutun öğretmen arkadaşlarınızdan tutun yönetici evet. ilişkilerinden her yerde bizim aslında sosyal hayatımızda metroya binerken her konuda önemli olan bir durum. Çünkü insana saygı duymak, onu bir şekilde keşfedebilmek i̇nsan iletişiminde buna dikkat edebilmek, karşı tarafın size kendine ait hissettiği zaman diliminde kapınız daha fazla çalınıyor rehberlikte. E, bu da bizim için çok güzel bir şey. Yani daha fazla tıklanmak demek, daha fazla aslında öğrencinin hayatına dokunma durumu demek oluyor. Ama siz iletişimimizi güzel yapmadığınız sürece öğrencisini sizin yanınıza gelmek istemeyecektir. Bu tek hani bizim branşımız için geçerli yani tüm öğretmenlik alanı için geçerli bir durum. O yüzden o öğrenci size kendini ne kadar iyi anlatırsa, yani ne kadar sizi sever ve bağ kurarsa bu da sizin iletişiminizle alakalı olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan da çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, yayın öncesinde de konuşmuştuk. Ortaokul mu yoksa lise mi e, daha çok sizde etkileşim olanağı olarak sağladı? Yani Hı -hı. daha samimi buldunuz? Hı -hı. Şöyle. E, i̇ki grupla da ilgileniyorum. Hem LGS var hem YK, YKS öğrencilerimiz var. Şimdi YKS'ler biraz daha tabii ki daha olgunlar, daha evet. e, yani ne istediklerini bilen e, öğrenciler olmuş oluyor. LGS tabii ki daha e, o ergen dediğimiz, biraz daha hareketli, biraz daha zamazingo tabi evet. caysi, <laughs> evresi olan e, zaman dilimi olmuş oluyor. İkisi farklı. YKS öğrencilerine de daha derinleşebiliyorum ama bu sene fark ettim ki LGS'de de Öğrenciler yani Z kuşağının çok akıllı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten. Öyle hemen ikna olmayan, neden, niçin soran. Biz de Z kuşağız bu arada. <laughs> neden, niçin soran insanlar, öğrenciler. O yüzden hemen ikna olmuyorlar. Bu da onların gelişimini sağlıyor aslında. O yüzden iki grup benim için çok önemli. Peki genel olarak öğrencilerin karşılaştığı sorunlar neler? Ee, Yetişebiliyor musunuz bu... <laughs> bu arada öğrencileri? Bunu da merak ediyorum. Pandemi sürecinden sonrasında aslında öğrencilerde çok fazla bir içine kapanma, çok evet. fazla bir eve gideyim, hocam kalmama gerek yok, ne gerek var gezim yapıyorsunuz falan şeklinde bir not düşüklüğünü çok fazlasıyla fark ettik. Derslerde, rehberlik açısından, sosyal aktivitelerinde vesaire. Ama aslında öğrenciler bir şekilde onların nasıl diyeyim yani sıkıntıları, kaygı boyutları tamamen Covid süreci sonrasında okula kanalize olamamalarıyla ilgiliydi diye düşünüyorum. Ama tabii ki öğrenci özelinde kaygısı olan, anksiyetesi olan, yani depresyonu olan, birçok kişilik bozuklukları olan öğrencilerimiz tabii ki var. Bunlar da tabii ki öğrencilerin hayatlarını, yaşamlarını, aile ilişkilerini, çalışmalarını fazlasıyla etkiliyor. Bu anlamda ama en çok gördüğüm tanı kaygı diyebilirim, anksiyete yani bozukluğu. maalesef kaygı bozukluğu evet bu evet. şekilde. Peki öğrencilerin amaç ve hedefleri doğrultusunda izlemeli gereken yollar nelerdir? Bunlardan birazcık bahsedelim tabii, isterseniz. Tabii yani şöyle öğrencilerimizin aslında birçok kendini tanımakla başlamaları öncelikle. İnsan kendini tanımadan, kendini nasıl çalışacağını bilmeden o masaya oturması onu tamamen zor anlamda hani yapmak zorunda hissettiği bir şey gibi düşünecek masa başında otururken. Evet. Ve kalkınca vicdan yapacak bunu çok öğrenciler görüyoruz ama orada da verim Aile çıkmıyor. Aile baskısı da <laughs> şey içine girdi mi? Kesinlikle e, tabii odadan çıkmak istemiyorlar. Masanın evet. başındalar ama bir verim yok. Ama hocam çalışıyorum ama hayır çalışmıyorsun aslında. Tamamen kendini sabote durumu da var. Yani biz insanlar olarak kendimizi çok sabote etmeye, manipüle etmeye çok... Sosyal medyalarda işin içine girdiği zaman gerçekten kesinlikle birçok etken var onları e, olumsuz anlamda evet. aşağı çeken sosyal medyası işte hani YouTube'u Instagram'ı vesaire her konuda artık hani bildirimler biliyorsunuz biz Tabii. bile gruplar WhatsApp grupları kurarak bir şekilde evet. bilgilendirme yapıyoruz. Hani öğrenci diyemiyor ki WhatsApp'ı kaldırayım hocam. Çünkü biz de oradan bilgilendirme yapıyoruz aslında. Ama e, öğrencileri bir şekilde onları dağıtmadan dağıtmadan yani onların hangi kişilik tiplerine uygun olduğunu belirleyerek ilk var testler yapıyoruz öğrenciyi tanımak anlamında. İlk önce bir form doldurtuyoruz, onunla alakalı belki bir dinlediğimiz bir öğrenciyle ilgili bilgi veriyor, kullandığı bir aksesuar evet. bile öğrenciyle ilgili bilgi veriyor aslında yani çok parametreli bir şey bence bu. Hani tek tanıdık işte anne babanın ismi ne işte mesleği ne vesaire şeklinde değil artık. Daha detaylı öğrenme daha onu her açıdan analiz etme önemli. Testlerle desteklemek, yani mesleki envantaylar yapıyoruz bu anlamda. Mesleki envantaylarla birlikte kişilik tipini öğrenmek. Çünkü çoğu öğrenci bazen mış gibi yaşıyor. Yani evet. anne babanın isteklerini oldurmaya çalışıyor maalesef. Böyle olunca da tabii ki öğrenci kendinden çıkmış oluyor. Yani çevreye göre bir şekil almış oluyor. Bu da hayatında mutsuz olmasını sağlıyor. Çünkü birilerine göre yaşıyor. Aslında o farklı bir birey yani parmak izinin farklılığı gibi, e, DNA sarmalı gibi, bir tane ondan var. Daha başka ondan yok aslında. O kadar özel ve kendine az ama sistem biraz herkese aynı yapıyor maalesef. Yani herkes aynı seyirde. Kazanabilirsen başarılısın ve ona göre etiketleme durumu İşte ya da işte şimdi güzellik algısı, yakışıklı algısı, herkes aynı olmak zorunda gibi bir durum var. Bunu biraz sistem getiriyor diye düşünüyorum. O da insanların kendilerini eksik hissettiriyor. Özellikle bizim öğrenci kuşağı için söylemek gerekirse. Ama aslında böyle bir şey yok. Yani her öğrenci kişilik tipleri farklı birinin sosyal çıkıyor, birinin geleneksel çıkıyor. Siz bazı öğrenciye neden sosyal değilsin diyemezsiniz. Onun mizacı da kendi içinde sessiz olup daha disiplinli, daha kurallı olması durumu mesela. Diğeri de çok sosyal, yerinde oturamayan bir öğrenci gülü olmuş oluyor. program hazırlarken sosyal aktivitelerden geri kalmamaları için de bir plan hazırlıyor musunuz? Kesinlikle. Musunuz? Çünkü şöyle artık hep böyle başarılı olan öğrencilere baktığınız vakit, yani evet. derece yapan öğrencilere baktığımız zaman diliminde hepsinin bir sosyal hayatı olduğunu, kendini deşarj etmek için bir alan ayırdığını görüyorsunuz. Bu olması gereken bir şey. Bir öğrencinin motomot çalışması zaten mümkün değil. Bazen ebeveynlerimiz böyle düşünebiliyor ama gerçekten evet. yok. Yani kesinlikle bir haftada bir dizisi olabilir. Yeter ki hedefini tamamlasın öğrenci. Hedefini tamamladıktan sonra güzel bir şekilde filmini de izleyebilir. Dışarıda arkadaşlarıyla da buluşabilir. Buna çok fazla ihtiyaç var. Geçen öğrencilerimizle birlikte mesela spontan gelişti Üsküdar'a gidelim dedik. Harika. Midişte herkesle hemen senkronize olduk ve inanın yüzleri mükemmel derecede güldü ve Hani o kaygı ve stresten insanın beden diline maksimum yansıyor. En evet. basitinden bir yere gidip bir şey kahve içmeniz bile gerçekten havayı değiştiriyor. Bu bizim için bile geçerli. O yüzden sosyal aktivite farklılıklar öğrenciyi insanı genel anlamda beslediği için zorunlu olduğunu düşünüyorum aslında. Peki ebeveynlerin sınav sürecinde yapması yapmaması gerekenler davranışlarından birazcık bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi özellikle rehberliğe sıkıntı, stresle gelen öğrencilerin belki yüzde 50'sinde bunu abartmayacağım anne babanın dediğini oldurma, ya yani onun bir parçası olduğu için gerçekten yapmak zorunda hissetme gibi. Yani hocam, evet. tıp yapmak zorundayım çünkü bunun için aslında kendi istemiyor. Ve inanın süreç geçtikten sonra bazen öğrenci kendine itiraf edemiyor, biz ortaya çıkarıyoruz. Bazen süreç içerisinde kendisi söyleyebiliyor. Farklı bir yol alabiliyor mesela annesi mesela doktor olmasını istiyor. Halbuki. Evet müzik öğretmeni olmak isteyenler oluyor. Kesinlikle. Bambaşka alanlara yönelmek istiyor oluyorlar ve Hı. bu yönde gerçekten olumsuz vakalarla karşılaşmışsınız diye düşünüyorum. Ve inanın YKS verilerine bakıldığı zaman diliminde bunu yok açıkladı. Artık çok öğrenci bir sonraki sene tekrar giriyor. Bir, yani çok yüksek oran bir sayı bu. Evet. Çünkü neden? Kimse, kimse sevmiyor mesleğini gittikten sonra. Zorunluluktan gidiyor. Evden kurtulmak için giden var. Bir şekilde öylesine, pardon, kendisinin bir şekilde karizmasını kurtarmak için giden var. Anne babasının dediğini oldurmak için giden var. O yüzden kendini bir şekilde keşfedebilmek aslında. Kişilik tipleriyle dediğim gibi testlerle bunu ortaya çıkarmak ve ebeveynlerin de çocuklarının gelişimi. Geçen bir psikiyatristin çok güzel bir sözü vardı. Kemal Seher diyor ki, öğren ebeveyn kuyumcu gibi olmalı. Öğrencinin içindeki o cevheri çıkarabilmeli yatkınlığını bilmeli. Bu müthiş bir şey. Yani evet şimdi bizim öğrencilerimiz var. Bazı öğrenciler çok hareketliler ve LGS'ye kazanamayacaklar. Biz bunu biliyoruz. Yani realiteden az bir zaman dilimimiz kaldı. Ama öğrenci tam spor liselik bir öğrenci. Ama Veli'ye bunu yatsıyor mesela. Yani kabul edemiyor. İlla LGS'de %5'lik dilime, %5'lik dilime girmek kolay değil. 100 kişiden 5'e girmeye çalışacaksınız. Sistem zor. E böyle olunca da öğrenci kendini sürekli 5'e giremeyeceğim. E, o zaman bir işim olmayacak. ya e ben zaten başarısız bir öğrenciyim diye kendini bu sefer kötü hissetmeye başlıyor. O yüzden her şey yeteneğine göre değerlendirmek gerçekten çok önemli. Hani Albert Einstein'ın çok güzel bir sözüm var. Siz balığı ağacı çıkma yeteneğiyle eğer test ederseniz kendini ömür boyunca bunu yapamadığı için aptal hissedecek gibi. <laughs> Hakikaten öyle yani. Farklılıkları ortaya çıkarmak, kişinin kendini tanımak anlamında ebeveynlerden bu anlamda destek bekliyoruz her açıdan. Onlar da eminim ki çocuklarını düşünüyorlar. Geleceklerini daha sağlam bir şekilde ayaklarını yere basmalarını istiyorlar. Bunu kesinlikle destekliyoruz ama Öğrencini realiteden uzaklaşmadan değerlendirdiğimizde öğrenciyi de kazanacağımızı düşünüyorum ben. Peki, öğrencilerin hayat amaçlarını belirleyip ümit var edebilmesi için <laughs> neler yapılabilir acaba? Yani şöyle, öğrencileri motive edecek aktiviteler, az önce konuştuğumuz gibi aslında. Haftada bir, işte çok hareketli bir öğrencileri kickbox'a gider, futbola gider. İşte hocam halı sağlığı ayarlamıyor musunuz? Yani birçok baskı yapan öğrenciler var, yani istiyor onu kendini orada göstermek adına. Farklı aktiviteler yapabilmek gerçekten önemli. Ailelerin belirli zamanda sınav konuşmadan onlarla vakit geçirmeleri. Çünkü her konu oraya geliyor. Evet. Öğrencilerle gittiğim zaman böyle bir şeyler, Hocam lütfen bugün sınav konuşmayalım. Tamam diyorum telefonlar yok ve sınav yok konuşmuyoruz. O yüzden sınavdan uzakta olmaları gerçekten önemli olmuş oluyor. Yani konuşma anlamında. Öğrenci biraz böyle sınava göre tanımlı mıyım istiyor kendini yani hani günün nasıl geçti iyi misin keyfin sağlığın yerinde mi diye bir kere duymak istiyor aslında ama evet. her konuda denemen nasıl geçti bugün yoğun muydunuz gibi bir geri dönüt alıyorlar o onları aşağı çekiyor. Evde aynı şekilde aile baskısıyla karşılaşıyorlar okulda aynı şekilde bir baskı oluyor. Fazlasıyla Çevresel faktörler anlamında çalışma stratejileri çok önemli. Hı hı. Burada öğrencinin kendine göre bir program hazırlayıp, buradan bizden destek alabilirler bu noktada zaten her zaman belirtiyoruz, gelen öğrencilerimiz de var. Her öğrenci maksimum soru çözemiyor. Şimdi siz çok dikkat dağınık bir öğrenciye gidip birbirine 300 soru veremezsiniz. Bu mümkün değil. O yüzden öğrenciyi tanıyarak, alıştırarak vermek adına belirli soru sayılarıyla desteklemek çok daha mantıklı olacak. Belirli soru sayısı çalışma planı olması önemli. Öğrenciye belirli aralıklar sağlamak ve işte ara verdikleri ya da sosyal aktivite anlamında yapabilecekleri zamanlarını bilmeleri önemli. Onun dışında ee, çevresel faktörlerden yararlanabilirler. Yani ben hep söylüyorum kokuların beyin üzerinde, limbik sistem üzerinde müthiş etkileri var. Hani bunlar artık gerçekten tıp kabul etti. E, ee, i̇şte bir biberiye kokusu gerçekten hafızayı güçlendiriyor. Artık bu lavanta kokusu çok rahat uyumanızı sağlıyor. Evet. İnanın gece boyu uykusuz kalıp sınava giren çok öğrencimiz var. Bakın çevresel faktör ama otomatikman sınavı etkilemiş oluyor. Bu basit bir konu olmamış oluyor tabii ki. O yüzden bir şekilde odalarını havalandırmaları diyorum. Rahatlatıcı nasıl... bir müzik artık. Soft müzik. Evet. Hatta şu bile artık kanıtlandı. Belirli megahertz'teki müziklerin çok yorduğunu, belirli megahertz aralıktakilerinde rahatlatıldığı ile alakalı çok güzel teknikler var. Hatta bunu alternatif tıp anlamında uygulayan yerler bile var. İşte renk frekansından, ses frekansından yararlanan alternatif durumlar bile var. Öğrencinin çalışırken masasının doluluğu bile onu psikolojik anlamda yıkıyor. Orada bir tane kitap olması yetecek. Kesinlikle fresh olmalı, soft olmalı her şekilde. Şimdi bazen bir konu var bir bakarsınız üçe bölmüşsünüz çok Hı -hı. rahat bitmiş ama hepsini düşünmüşsünüz hiçbirini yapamamışsınız çünkü o bir şekilde psikolojik anlamda size baskı uygulamış. O yüzden öğrencinin ben özellikle analiz ettikten sonra onun uygun olacak şekilde vermeye çalışıyorum içeriğini. Böyle olunca da öğrenci yapabileceğine inandığı için her şey inanmakla ilgili. Eğer yapabileceğine inanıyorsa bir öğrenci hiç çözemeyecek dediğiniz bir öğrenci bile günde iki soru sorulara kadar gerçekten gelebilir mi gelebilir Adım. Azim, istek, motivasyon ve ona inanma durumu. Siz gerçekten birinin sırtını soğazladığınız zaman diliminde öğrenci ya yapabilirim galiba diyor. Çünkü inanılmak istiyor, desteklenmek istiyor. Birinin bir şekilde onu takip etmesini istiyor aslında. Bunu da fark ediyoruz. O yüzden öğrencilerimize, öğretmenlerimizin, branş öğretmenlerimizin destekleri, rehberlik sistemi olarak bizim desteklerimiz öğrenciyi iyi bir yere getiriyor diye düşünüyorum. Umarım bunu sınav sürecinde de yapabiliriz. Amacımız her öğrenciyi sınav kazandırmak değil. LGS için konuşuyorum. Öğrencinin sene başına göre iyi bir altyapı oluşması da önemli lise için özellikle. Her öğrencinin kazanmasını istemek ütopik olur. Biz bunu hep söylüyoruz. Ama elimizden geldiğince bunu desteklemek, öğrenciyi sene başına göre iyi bir yere evirmek çok önemli. için içinde öğrencileri kendilerini tanımak, farkındalıkla hangi mesleği uygun olmaları olduklarını görmek yani hani bazen öğrenci geliyor hukuk istiyorum öğrencinin hiçbir kişilik özelliği hukuku desteklemiyor mesela şimdi tabii biz spesifik olarak şunu ol ya da olma demek gibi bir lüksümüz yok ama genel anlamda o farkındalığı çıkarıp ah evet hocam ya böyleydi o yüzden bunu yapıp bu şekilde değiştirebiliriz diye çok güzel geri dönüşler alıyoruz amacımız öğrencinin kendini hissetmesi öğrenci kendini hissederse mesleklerinde gayet verimli olur bu böyledir bakın şu anda Türkiye'deki en büyük problemlerden bir tanesi Mesleğini güzel yapmayan, yani mesleğine kendini ait hissetmeyip tekrardan üniversite sınavına girmek isteyen evet. belki 1 milyona yakın yani kaç belki 800 bin yakın insan var tekrar sınava girmek isteyen bakın çok yüksek oranlar ve bu ülkeye de tabii ki zarar yani biz çok güzel bir ülkede yaşadığımızı düşünüyorum Türkiye'yi gerçekten çok seviyorum her şekilde kıymetli bir ülkedeyiz o yüzden öğrencilerin istedikleri mesleklerde verimli olabilmeleri onları severek yapmalarıyla alakalı olduğu için onları farkındalık sağlatmak en büyük hedefim umarım bunu da başarabiliyorumdur. Peki öğrenciler sizi samim bulup dertlerini anlatabiliyorlar mı? Sınav kaygılarından bahsedebiliyorlar mı? Ee, şöyle, e, her zaman sene başına başlarken şöyle diyorum, Allah'ım umarım her öğrenci bana bir şekilde kendini açar. Çünkü inanın e, her gülen yüzün arkasında bir hüzün de olabiliyor. Bu hepimiz için geçerli olabilir evet. tabii ki. Herkesin yaşamında bir yerlerde sorunlar var. Sorunlar da güzel aslında insanı geliştiriyor hani ıstakoz hikayesindeki gibi yani o kaba sıkışıyor sıkışıyor canı yanıyor ama onu bir şekilde kırdıktan sonra da rahatlıyor ve özgürlüğüne kavuşuyor gibi düşünüyorum. Açma ihtiyacı aslında herkes de oluyor ama tabii çekingenlik de işin içine girince özellikle sizin e, öğren Bran branşınızda lise evet. ortaokul gerçekten bir çekingenlik oluşabiliyor özellikle ergenlerde bu karşılaşıyorsunuzdur. Çok doğru. Şimdi sene başındayken öğrencileri tek tek çağırdığım zaman dilimde her zaman tek, tabii görüşme imkanımız olmayabiliyor ama belirli öğrencilerle daha yoğun bir şekilde görüşmüş oluyoruz. Şimdi ilk başta görüştüğümüz vakit dedim ki ağlama duvarına döndü burası yani hani şey ne oluyor falan ya bir de şimdi kurumda yeniyim arkadaşlarım var yani herkes yanlış düşünebilir. Tabii işin şakası Öğrencilerin bir şekilde karşı tarafı samimi, inanın ilk konuşmadan bile samimiyetinizi hissediyorlar. Bizim için de bu geçerli değil mi? Bazı insan çok samimi olduğunu ilk seferde anlayabilirsiniz. Evet. Ama çok garanticisinizdir, çok otokontrolcüsünüzdür. Kendinizi açmak zorunda değilsiniz ama ebeveynine bile gitmeyeceğini düşündüğü zaman diliminde ki bu konu gerçekten çok hassas olduğunu düşünüyorum. Öğrenciyle o frekansı sağlayıp bir sorunu çözmeye çalışmak. Çünkü anlatmamak her zaman problemdir. Bakın bu şu anda bilim şunu bile kabul ediyor artık anlatılmayan sıkıntılar insanın e, organlarını serayet ediyor. Demigren ağrısı çok aşırı düşünmekle ilgili olmuş oluyor. Bir stres bakın mide ağrıları yapıyor, gastrit ülser yapıyor. Bunlar artık tesadüfi değil gerçekten. Ve bu uğurda da birçok alternatif bunları rahatlatma anlamında birçok teknikler çıkmaya başladı gerçekten. Yani EFT vesaire hani bu teknikler senelerce var ama farklı alternatif teknikler çıkmaya başladı. Artık biz e hep şunu şunu söylüyorum ruh zihin beden dengesi çok önemli. Öğrencinin fizyolojisinde hiçbir problem olmayabilir ama gerçekten düşünce yapısı sıkıntılıysa öğrenci sağlıklı bir birey değildir. Çünkü kendini bir şekilde verememiş olacak o derse. Hani eğer ders başarısıysa kaygımız ki tek bu değil. O yüzden öğrencileri bir şekilde ee, rahatlatılmalarını sağlamak, konuşmak. Bakın konuşmak müthiş bir terapidir. Yurt dışına en büyük tekniklerden bir tanesi toplu bir şekilde terapi yapmaktır. Çünkü herkes derdini anlatsın. Aa evet benden birileri de var deniliyor. Çünkü yalnız değilim hissiyatı. Çünkü herkes artık biliyorsunuz sosyal medyada herkes çok mutlu poz oynuyor. Gerçekten e, gel, öyle. Maksimum bir mutluluk var gibi. Ama öyle değil arka planda. Her arkası bambaşka hayatlar, Kes, bambaşka süreçler. Kesinlikle. E, arka planda şimdi herkes kendini mutlu, diğerlerini mutlu sanıp Kendisini mutlu evet. sanması, kendini yalnız ve neden bunlar benim başıma geliyor diye sorgulayıp bir şekilde o depresyon moduna giren çok öğrencimiz var. O yüzden o realiteden onları koparmadan yani e, acılar da bizim için, mutluluk da bizim için, stres de bizim için. Her şey hayatımızda iyi bir yere evrilmek için var diye düşünüyorum. Hepimiz için geçerli bu. i̇şte ee, az önce bahsettik ıstakoz hikayesindeki gibi o sıkıntılar bizi bir yere eviriyor. Acı olgunlaştırıyor. Ee, Mevlana'nın çok güzel bir sözü var diyor ki hayat sana dikenlerini gösteriyorsa yakını gülünü de gösterecek demektir. Hani Her sabret, zaman bir ümit vardır. Her zaman ümit var olmak çok önemli. Özellikle öğrencilere bizim öğretmenler olarak çok büyük görev düşündüğünü düşünüyorum. Yani gerçekten dediklerimizi baz alıyorlar. En dinlemeyen öğrenci bile bir şekilde aslında hayatının bir evresinde belki sizin o cümlenizi yansıtacak. Buna çok inanıyorum. O yüzden onların hayatlarına girmek, kendilerini açmalarını sağlamak, samimi bir ortam oluşturmak, dertlerini çok bunda da yani şükürler olsun çoğu öğrencinin Sıkıntısını dinlediğimi düşünüyorum. İlla ki açamadığımız öğrenciler vardır ama bu anlamda başarılı olduğumuzu düşünüyorum açıkçası. Peki pandemi sürecinden birazcık bahsedelim isterseniz. Tabii. O süreçte öğrencilerle nasıl iletişim kurdunuz? Bundan hmm. birazcık bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Covid süreci öğrenci için gerçekten zor bir süreçti. Evet, hepimiz için. Hepimiz gerçekten. için zor bir süreçti. Aynen eğitim konuştuğumuz için şu an belki öyle söyledim. Zoom diye bir şeyle tanıştık, online eğitim evet. diye bir şeyle tanıştık, öğrenciler de işte kamera aç yavrum, işte orada mısın, Ay, var mı yok mu anlayamadığımız bir süreç olmuş oldu. Ama e, en büyük desteği de aslında o zaman ihtiyaç duydular diye düşünüyorum. Çünkü tamamen eve kapanıldı, e, yasaklar geldi dışarı çıkılamıyor düşünebiliyor musunuz? çok ener Ben de çok hareketli ve enerjik bir insan anlayabiliyorum kesinlikle, siz de öylesiniz evet. ki konuştuğum kadarıyla, anladığım kadarıyla. Öğrencileri orada bir şekilde motivasyonlarla desteklemeye çalıştık. Videolarla bir şekilde işte arada arayarak desteklemeye çalıştık. Eminim yetersiz olduğumuz noktalar olmuştur. Ama ulaşmaya çalışmak, ümit var olmak. Daha önceki bir programda da belirtmiştim. Ben Covid sürecine çok olumsuz bakmayanlardanım. Çok açılımlar yaptı. Hayattaki çoğu metanın aslında ne kadar geçici bir şey olduğunu bize fark ettirdi. Arabalar evimizin önünde durdu. Evlere bir şekilde sıkıştık. Maksimum çok sevdiğimiz kıyafetler, maksimum dolan dolaplar evet. bir şekilde normal eşofmana döndü. Dizleri çıkan eşofmanlarla <laughs> birlikte canlı yayınlar yapıldı falan biliyorsunuz işte o evet, evet. O noktada haliyle bizi çok farklı bir yere evirdi. Varoluş amacımızı anladık bir şekilde. Hayatta canlıları anladık. Empati yeteneğimiz gelişti gerçekten. Kendimizi ee, tanıdık aslında pandemide. Kesinlikle. Kendimizi tanıdık, farkındalık oldu ve şu an ben kişisel gelişim noktasında herkesin çok eğitim aldığını görüyorum. Hani bu noktada kendimi de desteklemeye çalışıyorum. Farklı e, her konuda bilgi edinmeye çalışıyorum aslında. İnsan öyle bir varlık yani hani bir astrolojiden tutun bir sayı ilminden tutun bir renk ilmi her şey aslında insan için var. Yani insan için yaratılmış muazzam bir sistemin içindeyiz diye düşünüyorum. Online e, online süreçte Süreçte. acaba evet. öğrenciler sizlerle daha samimi bir iletişim kurdular mı? Ben bununla merak ettiğimi söylemek istiyorum. Evet. E, sorunlarından ...sonuçta canlı olduğu gibi olmuyor. Tabii ki. Ee, bu konuda birazcık anlatabilir misin? Tabii acaba? ki anlatayım. Karşılıklı sonuçta olmadığı için bir sorun olabiliyor. Evet. onlinea dönmek tabii yüz yüze o samimiyeti hissettirmekle evet. ilgili. Ama inanın insanın samimiyeti, İsra Hanım, e, sesinden de geçermiş. Bakın bunu çoğu insanda hissedersiniz Hı -hı. böyle. Bir dinginleştirir. Ya bir kendimi iyi hissettim falan. Hani bir sesinden böyle insanlar vardı. Yanımda ayrılmak istemezsiniz. Arkadaş çevrenizde vardır, ailenizde vardır. Ses çok gerçekten samimiyetin geçtiği bir şeydir. O tını başka bir şeydir. O yüzden bazen ses kaydı atmak, onun samimiyetin yanında olduğunu hissetmek. Bu Covid sürecinin arkadaşlarımız için de geçerli oldu. Sürekli onlarla yüz yüze konuşup, yani kameralarla konuşup bir şekilde seslerini duymak istedik. Yani bizi o besledi evde olduğumuz süreç içerisinde. Ailelerimizle konuştuk. O yüzden emin yüz yüze kadar olmamıştır ama yine de başardığımızı düşünüyorum. Elimden gel, elimizden geldiğince tabii ki. Peki öğrencilerinize buradan neler söylemek istersiniz? Programımızın sonuna <laughs> doğru geliyoruz. Öğrencilerimize buradan neler söylemek istersiniz? Yani şöyle e, hepsinin çok kıymetli olduğunu, bunu gerçekten onları gazlamak için söylemediğimi hep bunu söylüyorum. <laughs> hepsinin parmak izi gibi. Bunu Sinan Canan hocamıza takip ettiğimden beri kullanıyorum. Takip etmelerini çok isterim. Herkes parmak izi gibi, DNA'sı gibi çok farklı. Bir tane ürün Meysa Kayabaş yok, bir tane Esra Hanım yok yani değil mi? Evet. Hani herkes farklı ve özel. O yüzden bizim kendimizi tanımak anlamında e, bu süreci geliştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum kendimize katmamız gerekiyor bazı şeyleri. Hepimizin olumsuzlukları var. Hiç kimse olumsuzluğundan kaynaklı, kötü özelliğinden kaynaklı kendine vurmamalı. Çünkü bazı öğrenciler bunu çok yapıyorlar. Onları çok sevdiğimi, hepsinin gelişimine katkı olmak adına elimizden gelen en iyisini yapmamız, yapmak istediğimizi, bunun için onların da tabii ki biraz daha bize yatkın olmaları gerektiğini. Çünkü her öğrenci ulaşamayabiliyoruz dediğim gibi ama onlar da bir şekilde bizle etkileşimi maksimum sağlarlarsa çok daha iyi olacaktır. Çok kıymetli hepsi. Onlar bizim geleceğimiz yani evet. genç nesil bizim gerçekten geleceğimiz. İleride onlara emanet edeceğiz. Bizim yaşımız artık gerçekten yavaş yavaş gidiyor yani. 30 yaşında bir insan artık söyleyebilirim. Çok, çok genç gösteriyorsunuz bu arada. <laughs> Teşekkürler. Bu süreç içerisinde onların geleceğimizi kurmak için çok sağlam olmaları gerektiğini, psikolojilerin çok sağlam olmaları evet. gerektiğini düşünüyorum. Umarım doğru mesleklerle de hayatları çok güzel yere doğru evrilir diye düşünüyorum. Bir mesleki gündem programında sonuna geldik. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.